Herkese selam arkadaşlar. 8.01 2024 15-25 itibariyle videoyu çekiyorum. Konumuz Oasis Network Rose Coin inceleyeceğiz ve Rose Coin üzerinde nasıl bir strateji uygulayabiliriz? Buradan sonra veya daha önce neleri kaçırmışız veya kaçırmamış mıyız? Ona bir bakacağız. Bu tip bazı majör benim gözümde ROZ da majörlerden biri sonuçta. Şimdi biri çıkar oradan yazar ve majör falan değil diye. Olabilir. Benim gözümde ROZ majör bir proje. Ee, bu tip projeleri e, videolarını sık sık çekip güncelleme yapacağım arkadaşlar. Son durum nedir? 50 günlük durumu nedir? Kırılım var mı? 200 günlüğe göre durumu nedir? Onlara bakacağız. Haydi dönelim hemen ROZ'u incelemeye. ROZ'u hemen ilk yaptığımız e, şey klasik coin market Cap'teki arz durumuna bakmak oluyor. Maksimum arzı sınırlı arkadaşlar. O maksimum arzında da %67'sini piyasaya vermişler ki bu güzel bir oran. bu oranlara da fazla kafayı takmayın. Çünkü oranlar bazen şey, avantaj, bazen de dezavantaj olabiliyor. Yani projenin sahipleri buranın yüzde daha 10'unu, 15'ini vermişlerdir piyasaya. Ee, ellerindeki malı eritmek için belki çok çok yukarılara çekip e, çok yukarıki fiyatlardan belki ürünüp daha iyi fiyatlardan pazarlamak istiyorlardır ve onlar için götürmesi kolay olur eğer finansal finans olarak güçleri varsa ee, arzı e, %70-%80 verilenlerde eğer o arz Parçalı bulutlu bir şekilde insanlara dağıtılmışsa, o zaman gerçekten <laughs> fiyatın da bir yere git, gitmediği gözüküyor de e, sık sık çünkü borsada da böyledir. E, şu arzın yine ne diyoruz? Bu arzın da büyük bir çoğunluğu bir balinanın veya bir grubun eline geçmiş olması gerekiyor ki onların e, orada mal toplamış olması gerekiyor. Tabii mal toplama. Ve şirketle veya proje sahiplerine de anlaşmalı olmak zorunda. Çünkü kafanıza göre başkasının e, şirketinin üzerinde veya projesinin üzerinde operasyon yapmanız da birazcık zor iş arkadaşlar. Onlarla anlaşmak zorundasınız. Piyasanın genel işleyişi aslında böyledir. Diğer her şeyi hikayedir arkadaşlar. Yani o güzellemeler yok, tarım dışı istihdam yok, ETF onaylanacak mı, onaylanmayacak mı, olacak mı, bu olacak mı? Bunlar detay ve şeydir böyle yani teferruattır arkadaşlar. Ana fikir operasyon yapmaya karar verirsin, gücün varsa operasyon yapmaya karar verirsin, operasyon için hazırlık yaparsın. Günü geldiğinde de operasyonu başlatırsın. Bu kadar basit. Diğer diğer tarafı hikayedir arkadaşlar. Hikaye hikayeden başka bir şey değildir. Roz'daki durum arzın sınırlı olması gayet güzel bir durum. %67'nin de piyasaya verilmesi normal şartlarda hani, e, normal klasik bakış açısıyla evet güzel bir güzel bir oran dersin. Benim bakış açımda avantajlı veya dezavantajlı bir durum teşkil edebilir. Yani ben burada oturup da bayram etmem yani bu konuda. Arzı sınırlı olsun yeter şu anda. Peki grafiğine dönelim. Temel analiz bu kadar arkadaşlar bizde. Yani o an sizin projesi böyle projesi böyle öyle proje böyle proje bu proje işlerine white paperları fazla takılırsanız aşık oluyorsunuz çünkü siz aldığınız ürüne bayağı bir aşk yaşıyorsunuz. Yani oradan biri burada işte temkinli ol falan deyince sana hakaret etmiş gibi algılıyorsun ondan sonra aşık olmuşsun çünkü. Hiçbir projeye aşık olmayın arkadaşlar. Yeri geldiği zaman vedalaşmayı bileceksin. Karını almışın, seni mutlu etmiş. Eee ne derler? Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bunu aklından çıkar. Mı? Rozdaki durum şu. Rozla eğer ben uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsam Rozla açık söyleyeceğim bak. Ben Roz ben de Roz var. Ben bir senedir Roz topluyorum bu arada. Ee, onu baştan söyleyeyim kendi adıma. Bu şey değil. Ben bu işi çok iyi biliyorum. Ro bu adam Roz'u topluyorsa bunun bildiği bir şey vardır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam bildiğim başka bir şey var onun için roz topluyorum sana, sana da ben alıyorum hadi sen de al bu böyle gidecek bu böyle şöyle gidecek demiyorum kesinlikle ben kendi adıma topluyorum eğer ama şunu da açıkça söylüyorum roz da eğer kademeli alım stratejimi uygulayacak isem rozu falan buralarda hayatta elimi sürmem rozun benim, benim için rozu alacağım ilk seviye 0.019 seviyesi yani ben normalde roz 0.019 seviyesine ulaşmadığı takdirde hiçbir şekilde roz almam kademeli alım stratejisine göre hatta buraya 3, 3 bölge belirlerim roz için ayırdığım yatırım miktarı para parasal değer olarak Neyse onu 3'e bölerim buraya dağıtırım ben arttırmalı kademe yapmıyorum. Burada ne girdiysem kırmızıda da onu giriyorum arkadaşlar. Çünkü şunu biliyorum ki birazcık e, imkansız bölgeler istiyorum bazen. E, yani özellikle bu kırmızı bölge bu iki bölgenin gelme ihtimali oluyor. Çünkü birçoğunu aldık yani Ağustos-Eylül döneminde. Birçok enstrümanı bu iki bölgeden e, aldık arkadaşlar. Şimdi bu kırmızı bölge Bayağı uzak bir ihtimal ama olsun ihtimal dahilinde onu da tuttuğumuz için bu 3'e ay e, parayı e, böldüğümüz için bu 3 bölgeye alım koyduk. Gelmedi roz buradan aldı başını gitti güle güle roz biz de aldıklarımızla yetineceğiz. yani Hiç sorun değil yani roz'u ben kaçırdım burayı aldı başını bak kanalı kırdı ben burada roz'a dalayım ben alacaktım daha önce bana aldırmadılar. Ben duymuştum arkadaşlar. Ben duymuştum diye bir şey yok çünkü zaten o kadar çok şey duyuyorsun duyacaksın veya yeni de geldiysen Eski eski eskiysen biliyorsun zaten o kadar çok şey duyacaksın ki ee, O kadar çok böyle söylenti o kadar çok şey dedikodu gelecek ki kulağına oradan buradan şuradan ee, Sen giden her koy koyunu için şu yorumu yapacaksın ah bunu söylemişlerdi Keşke alsaydık diye Böyle bir kendi başı, kendi kendine bir yorum yapacaksın. Çünkü zaten duymuş olacaksın. Herkes pazarlamacı arkadaşlar bu piyasada. <laughs> Açık söyleyeyim yani. Herkes pazarlamacı. Şimdi bu üç, üç kademeli alım e, stratejisi şu anda çalışmıyor. Neden? Oraların uzağında bir e, fiyat. Oralardan bayağı uzakta. Bugün burada olması yarın buraya gelmeyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden her zaman temkinli, el cebimiz temkinli davranıyoruz arkadaşlar. Paramızı hiçbir enstrümana, yani roz gidecekmiş diyorlar. Haydi bütün evi sattım, arabayı sattım roz. Öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Belki kazanırsın tesadüf eseri. Ee, senin dışında kaynak e, gelişen e, durumlardan dolayı öyle bir yerde gelmişsindir ki, girmişindir. Para kazanırsın. İnan bana o tesadüf eseri kazanılan paralar bu piyasada mutlaka ve de mutlaka geri verilir arkadaşlar. Roz'da beni en çok cezbeden konu son bir senede Roz'un şurada bir maliyet bölgesi oluşturması. Maliyet bölgesi oluşturması demek özellikle ve de özellikle 0.052 seviyesinde ve üst tarafta da şurada da ona daha, ona birazcık daha yakın 0.065 seviyesinde, yani bu bölgenin içinde geniş kanaldan bahsetmiyorum. Bariz bir maliyet bölgesi oluşturmuşuz. Kripto piyasasında özellikle bu tip bir formasyonu gördüğüm zaman beni hiçbir şey heyecanlandırmıyor. Bu tip formasyonlar heyecanlandırıyor. Niye? Çünkü diyorum ki yorum, bir teknik analiz yorumu yapıyorum. Son bir senedir fiyat buralarda maliyetlenmiş. Bunun anlamı burada birileri mal toplamış hissine kapılıyorum. Bu tip bir formasyon gördüğüm zaman. Burada birileri mal toplamış diyorum ve o zaman kendime diyorum ki burada birileri mal toplamışsa o zaman ben de toplayayım. Çünkü benim bu burada mal toplayıp operasyon yapıp da rozu alıp da 1 dolara 5 dolara götürecek gücüm yok benim. Ama birilerinde o güç olabilir. O yüzden burada Fiyatı sıkıştırıp burada mal toplamış olabilirler hissiyatından kaynaklanan veya e, Efendimiz öngörüsünden kaynaklanan bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden ben de burada mal topladım açıkça söyleyeyim. Yeteri kadandı, kadar da topladım çünkü son e, şuradan itibaren aşağı yukarı değil mi? Tabii Mart 2023'ten beri toplamaya başlamıştım. E zaten ay bu bölgelerde dolandık. E buradan hareket yaptı. Ben rozda şimdi çok iyi kardayım. Zaten birçok da çok iyi kardayım. Ya ETF onaylanmış, onaylanmamış söylüyorum bak. Benim hiç benim hiç umurumda olan bir şey değil arkadaşlar. Ben ben çok iyi yatırım yapıyorum. Maliyetleniyorum bir bölgelerden, bazı bölgelerden. Ondan sonra bunun altına gelmiş, üstüne çıkmış benim için e, Hiçbir beni heyecanlandıracak bir durum yok şu anda açıkça söyleyeyim. Hatta en çok gelen soru Rozu işte 0.14 seviyesinde satsak oradan düzeltme gelirse aşağıdan alırız. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun yani? Yani buradan Roz şöyle bir düzeltme yapıp buradan bir tane 0.44'e sırı katsa o zaman oturup ağlayacaksın arkasından bakıp keşke satmasaydım diye. Değil mi? Ama neyi de bilmiyorsun? E buradan dönerse Ross sen buralardan maliyetin maliyetlendin ama bak burada satmadın geldi buraya e, daha önceki gördüğü dibin altında düştü fiyat e, pişman olmayacak mısın? Hayır niye yap? pişman olayım? Zaten uzun vadeli yatırım yapmışım. Uzun vadeli yatırıma anlamı önümüzdeki 3 sene 5 sene sana lazım olmayacak parayı risk ve kasa yönetimi yaparak belli enstrümanlara dağıtmaktan ibaret. Rozda ben burada maliyetlendim açıkça söyleyeyim. Burada maliyetlendim Rozda da ilk hedefim eski zirvesi olan 0.60 seviyesi. 0.60 seviyesine Roz gelmeden ben elimdeki Roz'u çıkarmam, satmam. Buradan yerin dibine girdi. Delist oldu. Roz batsı. Canı sağ olsun. Batsın gitsin. Ne yapalım? Değil mi? Ama ben eski zirvesini görmeden buradan çıkış yapmak istemiyorum. Tabii ki hedeflerim eski zirvesinde de üzü Eski zirvesinin üzerinde de olabilir ama böyle nokta atışı, buradan trendi çizdim, nokta atışı bir hedef asla koymam arkadaşlar. Benim kendi e, yüzdesel olarak hedeflerim var ama bir şekilde eğer fiyat gelip de eski zirvesini test ederse, eski zirvesini test ettiği yerden sonra e, belli başlı hareketli ortalamaları takip etmeye ta başlıyorum. Yani altındaki kapanışlarda tedbir amaçlı ondan sonra kaçmaya başlıyorum. Hiçbir zamanda bir daha burada girdiğim pozisyon büyüklüğünün buralarda girmiyorum. Kesinlikle buralarda artık burada girdiğim pozisyon büyüklüğünün çok daha küçüğün, küçük olarak pozisyon büyüklüklerini ayarlamaya çalışıyorum. Veyahut burada aldığım kardan sonra çünkü buraya gelirse ve çok iyi karlar etmiş oluyorsun. E, komple eğer bir ortalamanın takip ettiğim bir ortalamanın altında kapanış gördüğümde komple pozisyonu kapattıktan sonra zaten çok çok iyi bir karlı kapa, karlı bir kapatmış kapanış oluyor kendi adımı adıma söylüyorum. Ondan sonra tekrar burada açtığım pozisyon büyüklüğü kadar burada pozisyon açabilirim. Tabii ki Artık uzun vadeli yatırım burada tabii ki yapılmaz. Uzun vadeli yatırım burada yapılır. Bu bölgelerde yapılır. Burada uzun vadeli yatırım yapılmaz arkadaşlar. Burada artık ee, vedalaşma günleri geliyor arkadaşlar. Yani veda, e, vedalaşma günlerinin geldiği zamanlar oluyor. Genelde yeni gelen piyasadan hiç anlamayan arkadaşlar da yani paranın böyle oluk oluk ak akacağı zamanlar olacak merak etme. 2024'ün sonuna kadar olabilecek bir yükselişten ümitliyiz biz de. Bakalım. Paranın oluk oluk aktığı zamanlarda hiçbir şeyden anlamayan, orası böyle gidecekmiş, burası böyle gidecekmiş diye gelen yatırımcılara diyelim aslında oyuncu oluyor onlar. Biz buradan aldığımız malları onlara satacağız. Acı ama gerçek arkadaşlar. Ya yani Onlara minnettar kalmamız gerekiyor. Çünkü senin 0.035'ten aldığın rozu gelip de e, 3.40'dan 3.50'den yani çarpı 10'dan e, gelen bir arka yabancı veya yerli Türklere satmak istemiyorum zaten. Yabancılar alsın. Biz buradan alalım yabancılar yabancılara buradan satalım ki bizim Türk komünitesi iyi para kazansın istiyoruz. E, onlara e, teşekkür edeceğiz. Bizim e, 3 kuruşu aldığımız malı 30 kuruşa bizden hevesle aldıkları için teşekkür edip piyasayla vedalaşıp ufaktan bir dünya turu falan yine yapabiliriz. Değil mi? E, 200 günlük takip edilebilir mi? Roza, evet edilebilir. Edilebilir ama ben bu formasyonu gördüğüm yerde 200 günlük falan unutuyorum. Hele fiyat dönüp de yeşil, sarı, kırmızı çizgilere gelirse 200 günlükle falan işim kalmaz. Sağlam proje olarak görüyorum. Arzı da sınırlı. Bu bölgelere gelirse de iştahla tekrar alım yaparım açık söyleyeyim. Çünkü burada topladığım strateji başka. Bu bölgeye geldiği zaman tekrar başka bir stratejiye dönüyorum. 3 kademe alım stratejime dönerim. Tekrar e, e hedefim eski zirvesi olur. E bu saatten sonra ne yaparsın? Ben rozu kaçırdım e ama rozu çok gidecek diyorlar. Öyle öyle gidecek, böyle gidecek diyorlar. Rozda Açıkça söyleyeyim 200 günlüğü takip et. Güncel videolarda zaten. 200 günlük, 50 günlük bir de 20 günlük atarız. Bu üçünü takip ederiz. Onlara göre bir strateji belirleyebilirsin. Al sat yapılır mı rozun üzerinde? Canın istiyorsa yaparsın ama al sata uygun çok daha iyi enstrümanlar var rozdan ziyade. Değil mi? Ama 200 günlük fena değil. Zaten rozu, e, hadi hepsi geçti. Bizim gibi diyelim ki bu formasyonu görmedin. Buralarda mal toplamadın. Zaten roz girip 25 Ekim 2023'te 200 günün üzerinde kapanışı yaptıktan sonra burada girmen gerekiyordu. E Burada girdiğin rozu da hala taşıyor olman gerekiyordu. Yani düzeltme seviyesi olarak ben nereyi bel belirlemişim? Doğal düzeltme seviyesi, sağlıklı düzeltme seviyesi diyelim 0.0. 92 seviyesini şu anda e, belirlemişim eğer bu tepeyi aşmazsa bir daha çünkü bu tepeyi açtıkça bu seviyeyi yukarı doğru çekmek zorunda kalacaksın yani bu şurada koyduğun seviye e, illaki oraya gelecek diye bir şey yok birçok enstrüman geldi düzeltmelerini yaptı bundan sonra e, izleyeceğiz piyasayı e, bitcoin de bizim haftalık kapanış grafiğimize göre dün akşam itibariyle hoş geldin boğa dedi bize. Bunun anlamı uçuyoruz, kaçıyoruz? Tabii ki değil arkadaşlar. Temkini elden bırakmadan yine yatırımlara devam etmek üzere e, bu piyasalarda umarım uzun uzun süre kalmaya devam ederiz. Piyasalar da uzun süre kalabilirse tabii. Şu anda 50 günlüğü takip edebilirsin. Hani ben rozu kaçırdım ne yapacağım diye. 50 günlüğün altındaki kapanışlarda tedbir amaçlı kaçarsın ama ana fikir 200 günlük olmalı gibi gözüküyor. 200 günlüğün altında kapanış yapmadığı sürece ROS, sorun yok, <laughs> açıkça söyleyeyim, sorun yoktur. Ee, 50 günlüğün altına sarkmalarda zaten bizim %38'lik aşağı yukarı belirlediğimiz düzeltme oranına bakarsan da e, buralarda cesaretin varsa girersin. Risk ve kasa yönetimin yoksa bütün parayla girmeye kalkarsın. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum burada açamadığın, cesaret edip açamadığın pozisyonu burada e, yüklü girdim diye bana lütfen gelme. Yani burada açamadığın pozisyonu burada açmaya kalktığın zaman burada aşağı yukarı 5'te bir falan e, küçültmen gerekiyor pozisyonu. Yani burada bin dolarlık aç, aç, açmadıysan burada anca 200 dolarlık falan açabilirsin. Ona göre bu risk ve kasa yönetimi üzerine lütfen kafayı patlat ne bulursan al, oku. Uzun vadede mutlaka kazanırsın. Rozdaki durum şimdilik bu. Benim kendi adıma rozdaki hedefim ilk önce eski zirvesi. Onun haricinde hiçbir şey düşünmüyorum rozda. Ee, ne satmayı düşünüyorum şu anda ne de almayı düşünüyorum. Çünkü bu benim toplama yaptığım kanalın üstünde şu anda. Yarın öbür gün kötü şeyler olur. Bilemeyiz arkadaşlar. Hep iyi değil tamamen aslında olumsuz yöndeki ee, olasılıkları cebinde tutmanı tavsiye ediyorum sana çünkü toz pembe yaklaşıyorsunuz piyasaya. yasaya ee, tos pembe bir gözlükle yaklaşınca da yani boyunuzun çok üzerinde işlemler yapmaya kalkıyorsunuz paranızı heba ediyorsunuz paranızı çarçur etmeyin ee, rozaya dönerse kanalın içine daha güzel yani yani ben ben artık alamam. Yeter bana bu kadar Roz çünkü. Ama Roz döner de kademeli alım seviyesine falan uğrarsa e, sevine sevine buralardan ben yine Roz alırım. E, videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutma. Bildirimleri açarsan canlı yayınlarımız akşamları gayet güzel. Sohbet, muhabbet, gırgır, gır şamata, bilgi paylaşımı üzerine canlı yayınlarımız çok iyi, bir çok seviyeli, çok kaliteli bir komüniteyle devam ediyor. Ben kendi adıma çok memnunum. Çok sevinçliyim. Böyle güzel insanlarla beraber ve çoğu yatırımcı olması beni daha çok sevindiriyor. Akıllı, uslu, araştırma yapan, eden, neyi nasıl alacağını, neden alacağını, neden almaması gerektiğini bilen e, gayet bilinçli arkadaşlarla sohbet etmek gerçekten çok keyifli bu piyasalarda. Umarım bozulmaz. Daha da artarak e, grubumuz devam eder. Tek e, tek isteğimiz bu. Twitter ve Telegram'a da üye olabilirsin. Başka da bir şey demiyorum. Rozla alakalı güncel videolar çekmeye devam edeceğim. Rozla şu anda 200 gününün altında kapatmadığı sürece hiçbir problem yok. 50 günlük pek çalışmıyor arkadaşlar. 50 günlük değil de sanki ee, 80 veya 90 günlük daha iyi çalışır gibi duruyor ozda. Her enstrüman için değişkendir arkadaşlar bu işler. Ben bazen diyorum mesela hangisini seç beğen al hangisini istiyorsan e, bak ama. Yani araştır bak seni üzmeyecek miktarlarla çünkü hareketli ortalamaya göre işlem açıyorsan e, ortalamayı düşürdükçe işlem açtığın pozisyon miktarını da düşürmen ve kar alma seviyelerini de düşürmen gerekiyor arkadaşlar. Ve stopları da tabi. Şimdilik hoşçakalın. Umarım Rose veya diğer ne aldıysanız düzgün fiyatlardan umarım hepsini almışsınızdır. Aldığınız enstrümanlar 2024 Boyunca ve 2025'in aşağı yukarı ortasına kadar olan bölümde hepinizin yüzünü çok güldürür, çok büyük kazançlar elde edersiniz. Ee, sağlık ve sıhhatiniz yerinde olsun, para nasıl olsa kazanırsınız. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.